Hadi benim aslanım, hadi gimenezim. Bak burada herkes senin eline bakıyor. Gıcına, gıcına! Gıcına, gıcına. Hadi aslanım, ıkın sıkın bir şeyler yap, hadi. Ne oldu fıskiye? Yakıt bitti enişte. Keçi artık tezek yapmıyor. Soğuktan öleceğiz burada. Bu İsmail de iyice züğürt dedi. Ya madem odun kömür alacak paran yok, niye İstanbul'da yaşıyorsun birader? Git köyde otur. Sen işe gitmiyor musun lan? Bu oğlanda da bir haller oldu. Ne yiyor ne içiyor. Aşık mısın ulan? Söyle de git biz diyelim kızı oğlum. Tabii lan. Kaç tanesi gider isteriz. Boş verin ya. Sen bilirsin. Baba soba sönmek üzere. Allah Allah. Yahu yakacak bir şeyler bulmak lazım bu evde. Ne yapsak bilmem ki. Günaydın sevgilim. Günaydın canım. Günaydın yenge. Ha? Sen de kimsin? Ben müşteriyim yenge. İsmail abim tıraş ediyor beni. Ne işi var yatak odamızda müşterinin İsmail? Ne yapayım? Ev çok soğuk. Bu soğukta yataktan çıkıp dükkana gidemiyorum işte. Merak etme, bir perdah daha kaldı, sonra gider. İsmail saçmalıyorsun. Hiç olmazsa bu tıraştan aldığın parayla gidip iki poşet odun al. Yetmez. Geçen gün denedim, sadece uçurtma çıtası alabiliyorum tıraştan kazandığım parayla. Ne olacak peki? Ne yakacağız biz? Ne bu ne Allah aşkına? Duman! Yanıyoruz İsmail! Yanıyoruz! Saatler olsun! Yanıyoruz! Dur. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Evde odun yok, tertip. Ne yapsaydık yani? Soğuktan ölse miydik? Ya o evin sandalyesi sobada yakılır mı hiç? Merak etme, yanmıyor zaten. Yanmaz tabii. Tezek yaka yaka sobayı da tıkadınız. Ama bu eve odun lazım İsmail abi. Bunu yakın o zaman, ısınırsınız. O gece birimizi koynuna alıp ısınıyor. Ya biz ne yapalım? Biz de mi adam alalım koynumuza yani? Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Çarparım vallahi. Koynuna adam alacakmış. Keserim ulan hepinizi. Reality şovlara kuşbaşı malzeme olursunuz. Geyik mi ulan ben? Aa ne dedik biz ayol? Tamam. Ben çay koyayım bari. Belki ev biraz ısınır he? Benim terliklerim nerede? Teki burada yenge. Peki öbür teki? Sobada yaktık onu. Allah sizi kahretsin. Hay Allah kahretsin. Vur. İsmail bunlar gene azdılar. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum hayatım. Geleli neredeyse 2 ay oluyor. Hala gitmek için hiçbir çabaları yok. Bu kadar kalabalıkla birlikte yaşayamıyorum artık. Her gün sofra kur, sofra kaldır, yemek yap, bulaşık yıka. Canım onlar da yıkıyor bulaşıkları. Hayır, sadece kendi yediklerini yıkıyorlar. Senin ve benim tabaklarımızı ellerini bile sürmüyorlar. Deli mi ulan bunlar? Bilmiyorum. Daha da kötüsü dün doktora gittim. Bazı ilaçlar verdi. O ilaçları aldıktan sonraki hafta 3 gün üst üste birlikte olmamız gerekiyormuş. İyi, oluruz biz de. Saçmalama. Ne zaman bir araya gelsek çocuklar uyuyor, ses yapmayın diye bağırıyor içeriden. 2 aydır elini bile sürmedin bana. Kardeş yatıyoruz öyle. Ya haklısın ama insanın aklına gelmiyor ki bu kalabalıkta. Benim de. Nereye baksam çoluk çocuk ve insan görüyorum. Bari bir kısmını başka bir yere gönderebilsek, şunların sayısını azaltabilsek biraz. Haklısın, bu ev bu kadar insanı çekmiyor. Çekmiyor. Ben bakarım hayatım. Buyurun kimsiniz? Vay halaoğlu tanımadın mı bizi? Biziz. Ali. Veli. Selami. Hoş geldiniz. Kim bunlar İsmail? Bak çok sevineceksin. Halaoğullarım geldi. 3 misafirimiz daha oldu. Sandalyede çıtır çıtır yanıyor mübarek. Sobanın tütmesi de durdu. Isındık vallahi. Allah'tan sokak kapısı demirden. Anladım bakalım ne var ne yok. Şimdi biz işçi olarak Rusya'ya gitmek için başvurduk. İsmail bir dakika bakar mısın? Hı? Bir dakika çocuklar geliyorum. Bu çay iyi oldu. Güzel ellerine sağlık bacım. Pamuk ellerin dert görmesin. Bunlar da nereden çıktı İsmail? Ne bileyim bizim kasabadan kalkıp gelmişler işte. Başımızda yeteri kadar Anadolulu var İsmail. Bizim evimiz köylerinden, kasabalarından göç eden Anadoluları barındıran bir han değil. Ne yapabilirim Zeynep? Bari bunların burada kalmalarına engel ol. Başımıza yeteri kadar dert var zaten. Ya insan akrabası da nasıl gittiler? Bana ne? Nasıl dersen de. Evimiz kalabalık de, karım çıldırdı de, bir şeyler değişti. Vallahi gene gelmeye başladılar, çekip gideceğim bu evden. Sakın ha! Tamam, ben hallederim şimdi. Hah, nerede kalmıştık? Rusya hikayesini anlatıyordum. Bir ay sonra cevap geldi.
Dediler ki Rusya sizi işçi olarak kabul etti. Lakin bazı işlemler için İstanbul'a gelmeniz gerekmektedir. İşlemleriniz bittikten sonra sizi Rusya'ya göndeririz. Hadi lan sen de takıl git amcanlarınla. Ben Rusya'ya gitmek istemiyorum. Ben yerin dibine gitmek istiyorum. Sen ne olan mı? He, Allah bağışlasın işte. Bu pembe yanaklı güzel hanım da kızın mı oluyor? Hayır, o benim karım. Ya bu? O da karım. Peki ya bu? O da karım. Deme ya. Hepsi senin mi? Evet. Sende de mahsul bol anlaşılan. Biz bir tane bile bulamıyoruz. Rusya'ya gidiyoruz. Sen burada stok yapmışsın. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Biz de onun için Rusya'ya gidiyoruz zaten emmi oğlu. Aman aman Rusya'ya gitmek iyi fikir. Para da kazanırsınız orada. Bence hemen gidin hemen. Ya aslına bakarsan biz Rusya'ya parasından ziyade karılar için gidiyoruz. Ulan maaşı da karı olarak verseler ya biz ona razıyız hem. Masa başı bir iş olursa daha iyi olur. Masanın üstüne yatırdın mı? Uzun lafın kısası Rusya'dan cevap alınca düşündük taşındık. İsmail bize yardım eder dedik. Eder eder. O yardım eder. Akşama Rusya'dasınız hemen. O kadar kolay değil. İşlemler tamamlanıncaya kadar İstanbul'da kalacağız. Hangi otelde kalacaksınız? Ne oteli dayı? Burada kalacağız. Burada mı kalacaksınız? Bakın çocuklar, burada kalmanıza imkan yok. Bence de. Biz zor sığıyoruz zaten. Niye öyle diyorsun İsmail? Hı? Bugüne kadar 44 kişi sığdık. 3 kişi daha mı sığamayacağız? Ama hayatım sen az önce... İşte ben de az önce sana bunu anlatmaya çalışmıştım. Hı. İnsan halasının çocuklarını otele gönderir mi hiç? Hı. Bence burada kalsınlar. Hı. İşleri bitince giderler. Ne oturuyorsunuz burada erkeklerin ortasına? Hadi gidin biraz iş yapın hadi. Hadi. Yürüyün kızlar. Ne? Evde yakacak mı yok? Evet. Senin bu minik ellerin üşüyordur o zaman. Sadece ellerim üşüse iyi. Her bir yanım üşüyor. Ben buna dayanamam fıskiye. Al şu kutuları. Alın. Alın bunları yakın. Ama ben bu kadar şeyi nasıl taşıyacağım? Ben sana yardım ederim fıskiyem. Ya ne oldu? Birden ne diye fikir değiştirdin? Farkında değil misin sen? Memnun senin halaoğullarından çok fena halde rahatsız oldu. Onlardan rahatsız olup gidebilirler. Baksana Memnun daha şimdiden karılarını kıskanmaya başladı. Ciddi misin? Rahatsız olunca giderler mi? Giderler, giderler. Ya iyi fikir bu be. Vay kaygısız Memnun vay. Adamı böyle kaçırdınız evden işte. Bu halaoğullarını Allah gönderdi desene Zeynep. Eline sağlık yenge. Çay getiren pamuk ellerin dert görmesin. Ben dağıtırım çayları tamam. Eyvallah koçum. Bırak ben silerim. Allah Allah, herif delirdi galiba. Bugüne kadar hangimizin yaptığın şey elini sürdün ki domuz? Karışma işime. Yenge şu elimizdekilerin bir kısmını al yahu. Yenge senin babandır. Aa, Memnun sen misin? Ne işin var yerde? İçerideki misafirleri gör anlarsın. Misafir mi geldi? 3 adet herif geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin emmi. Sende kaç tane karı var? Efendim? Bunun çok karısı varmış da. Benim yok ama olacak inşallah. Bu mu? Maşallah iyi karı. Bıngıl bıngıl. Taş gibi taş. Ne dedin? Yok Allah mesut etsin dedi. Bana bakın yengeyi görünce bina taşa fıkrası geldi aklıma. Ne diyor lan bu? Ya fıkra anlatacak adam işte. Efendim bu Rus Natasha'larından biri bir gün kocasıyla birlikte oturuyormuş. Yanlarına bir Türk gelmiş. 10 dolar karşılığında karınızı göğüslerinden öpebilir miyim demiş. Rus düşünmüş. Alt tarafı bir kez öpecek deyip kabul etmiş. Türk sokmuş kafasını ayvaların arasına. Öylece duruyor. Rus kızmış. Lan öpsen hadi demiş. Öpeceğim ama param yok demiş Türk. Ben dükkana kadar uzanıp salam bıçağını alıp geleceğim. Boşver. Elini kana bulamaya değmez. Bir yolunu bulup göndeririz bunları. Bu Rusya çok modernmiş valla. Orada adamlar karılarını hiç kıskanmıyorlarmış. Orası Rusya. Burası Türkiye. Burada adamı şişlerler. Medeniyet bu canım. Bir erkeğe bağlı değil ya kadınlar. İyi. Sen evlenince öyle bir karı alırsın. Ben mi? Benim hiçbir hiç evlenmeye niyetim yok birader. Peki ne yapacaksın? Vallahi hayatımı yaşayacağım. Bir gün o karıyla, bir gün şu karıyla, bir gün başka biriyle. Salam bıçağından kaç tane var dükkanda? İki. İyi. İkisini de getir.
Ben de artık dükkana gideyim ama ayakkabılarımı bulamıyorum. Onları da yaktık İsmail abi. Peki ben işe neyle gideceğim? Aa, al bunları key. Aha. Bak. Aha. Seni bilmeden kırdığımın farkındayım Gülçin. Gerçi suçumu günahımı da bilmiyorum ama bana kızdığına göre mutlaka bir şeyler yapmışımdır. Söz veriyorum, bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Ne olur beni affet. Seni teşkilata yeni aldılar galiba. Ne teşkilat? Bırak şimdi bu ayakları. Ben de teşkilattanım. Ama bu kılık çok dikkat çeker. Keşke ayakkabı boyacısı, tatlıcı falan olsaydın. Hah, çıkıyorlar iş başına. Evet. Gülçin bir dakika. Ne var? Ne istiyorsun? Ne suç işlediğimi bilmiyorum ama beni affet. Bir kangurudan da ancak bu kadar mantıklı bir laf beklenirdi zaten. Kim bu Gülçin? Aile soylarınız mı? Gülçin, seninle teke tek konuşmamız lazım. Artık kocamızın peşini bırak. Üç karılı adamı sevip de ne edeceksin? Bırak onun peşini. Sana peş mi yok? Onu bize bırak. Teke tek ha? Ben olsam dördüncü olurum herhalde. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Gülçin. Anlamazsın tabii. Aramızda tam 12 senelik bir tahsil farkı var. 18 okul, 786 ders kitabı, 1765 yazılı sınav, 35 kulak çekilmesi, 4 üniversiteye giriş sınavı. Tamam mı? Bu çocuk kim Şeker? Bu bizim apartmanın kapıcısının oğludur. Wow, çok fantastik kız. Bunun babası servise zebra kılıyla mı çıkıyor acaba? Bana bak, artık peşimde dolaşma, tamam mı? Erol Taş'ı mahkeme kararıyla babam yapıp seni kırbaçlattırırım. Ama Gülçin... Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da anca gidersin. Anasının kuzusu, ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Ay oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ya bu durumlarda genellikle arabesk şarkılar söylenir. Hiç mi Türk filmi seyretmedim ya? Oo, o günler geçti hocam. Emrah bile pop müziğe dönüş yaptı. Boş verin de dövelim şunu. Kalk bakalım it herif. Şimdi söyle bakalım, hangi gözünü patlatalım? Bırakın ulan adamı. Hop, sen de kimsin? Ben teşkilattanım. Çabuk defolun buradan pis komünistler. Tamam beyefendi, gidiyoruz. Biz kanunlara saygınızdır zaten. Ya yalan fırtınası başlıyor. Bari izin ver de şu salona gidip televizyon seyredelim. Şu anda olmaz. Adamlardan biri atletle oturuyor. Ebru'nun da eli sürekli orasında. Böyle oturan adamların yanına göndermem sizi. Peki ne yapacağız? Biz yalan fırtınasını seyretmezsek ölürüz. Diziyi ben de merak ediyorum ama olmaz. Acaba Isabella Domingo'ya çocuğun kendisinden olmadığını söyleyecek mi? Bunu öğrenmenin tek çaresi televizyonun başına çökmek. Başka bir çare daha var. Lan kepçe neredesin? Buradayım baba. Hah, bak şimdi. Git televizyonun başına, ne oluyor ne bitiyor bize anlat. Peki baba. Hadi yürü. Şimdi anlarız dizide neler olduğunu. Akıllı kocam benim. Akıllı tabii. Akıllı olmasa ütümüzü nasıl razı edebilirdi köpek? Adam sevgilisine evli olduğunu açıkladı baba. Allah canını almasın. Ay kız şimdi adamı terk eder. Bilmem ki, belki kumas olmaya razı olur. Salak mısın kız abla? Brezilya dizisinde hiç kuma gördün mü sen? Kadın ona tokat atıp gitti. Meğer sevgilisi adamı kıskanmış. Bak ben sana dedim. Adam kadını soyup mutfaktaki tezgahın üzerine yatırdı. Öbür kadın da soyunuyor. Hangi adam lan? Ne diyorlar? Ne söylüyorlar birbirlerine? Bilmiyorum, Almanca gibi bir şey konuşuyorlar. Amanın! Almanca mı? Porno! Aa, kız pornoymuş! Ne? Porno ha? Gir içeriye. Televizyon sana da yasak.
kanal değiştirmiş porno seyrediyor bunlar. Aman Allah'ım sen bizi koru. Milli yengeniz Gülçin Aslan o köylü çocuğu işte bu evde oturuyor. Bizim mahallede bize yamuk ha. Kendi sahamızda puan kaybetmek bize yakışmaz abi. Sen emret hemen çizelim kaltabanı. Her şeyin bir zamanı var. Bu kanguru kılıklı köylüyü yarın evden çıkar çıkmaz evre çevre döveceksiniz, tamam mı? Bir tek dişi bile kalmasın ağzında itin. Dişlerini kırdıktan sonra bir kilo fındık bırakın yanına, eziyet olsun. Lan bu herif senedin ödeyeli 3 hafta oluyor. Hala çözüp evine göndermediniz mi adamı? Hayır abi, unuttuk. Lan bagajın kollarına vurdunuz mu? Ya Allah korusun ölseydi. Bir hatadır oldu abi, affet. Neyse, bagajda kaldığı süre için makul bir otel ücreti alıp salın adamı. Peki abi. Ulan köylü çocuğu, okulun önünde elimizden kurtuldun ama şimdi kurtulamayacağız. Simicinin bizi kovalaması değil ama bize komünist demesi acayip ağrıma gitti Kültügin abi. Şef bak ne diyeceğim, Gülçin madem ki kangurulardan hoşlanıyor, seni de kanguru yapsak nasıl olur? Saçmalama Alper Tunga. Gülçin keşkülden de hoşlanıyor. Keşkül nasıl olayım ben şimdi ha? Bu yazılara da uymak lazımdır aslında. Ya Cevat, bu erkek elbiseleri de nereden çıktı Allah aşkına? Giydirip maskara ettin beni. Sus fıskiye. Bu adamların bakışlarını hiç beğenmiyorum. Dişi sinek görseler tahrik oluyorlar. Bu mendeburlar evden gidene kadar bu elbiselerle dolaşacak, tamam mı? Yahu sen zampara adamsındır, bilirsin. Buralar diş gidebileceğimiz bir yer var mı? Ne gibi yani? Olmak önemli bir olaydı. Bilmiyorum ben. Buraların yabancısıyım. Hayır yani 7 aydır elimiz kadın eline değmedi biliyor musun? Onun için sorayım dedim. 7 ay mı? Lan bunların dumanı tutuyordu şimdi. Yarın bunları bir ara malum yere götürelim de rahatlasınlar. Önce bu geceyi atlatalım da yarına Allah kerim. Bence yarın yemeklerine şap atalım. Asker de çok işe yarardı. Bunlara da iyi gelir, sakinleşirler biraz. Ya RTL'yi seyretseydik. Şimdi o biçim filmler vardır orada. RTL metele yok. Bunu seyredin işte. Lan Selami, Rusya'da böyle karlar var mıdır ya? Orası menba menba. Rusya'da 3 kadına bir erkek düşüyormuş. 3 kadına bir erkek ha, vay be. O zaman bu abim de Rus mu oluyor? Tövbe tövbe. Hadi artık yatalım bari. Bir dakika. Şunu da içine koyalım. Tamam. Vallahi bu halı oğlan hiç gözüm tutmadı Cevat. Bunlar pek tekin değil. Ben tedbir olarak bunların yanında yatacağım. Uyanırlarsa bari haberim olsun. Ben de. Sen de burada kalacaksın. Evet ya. Fıskiyen bu hız düşmanlarıyla aynı çatı altında yatarken benim eve gidip uyuyacağımı düşünmüyorsun herhalde. Bugüne kadar çok isim takıldı bana. Kazıkçı bakkal dediler, tartısı hileli dediler. Geç. Sesimi çıkarmadım. Ama boynuzu bakkal dedirtmem kendime. Hadi bakalım yataklara, hadi. Kadınlar, siz içerideki odada yatacaksınız. Tamam. Sonra barikat olarak, yani arada çocuklar yatacaklar. Biz uzak bir köşede, yani İsmail'in haloğullarıyla beraber... Yani Cevat'la ben yatacağız. Tamam mı? Lan biz İstanbul'da 2 herifle aynı yatakta yatmaya mı geldik be? Yazıklar olsun bizim kalıbımıza. Bence de. Nöbeti benim. Nöbet uyuma sakın ha. Hiç olur mu böyle şey? İyi. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Bunun saçlarını keselim. Köşedeki kuaför insan saçına çok para veriyor. Ben de hepsini keselim. Hayır. Öbürlerinin saçını yarın keseriz. Pantolonunu kesip kaleci şortu yapacağım. 2 gün önce İsmail amcanın pantolonunu kesmiştin ya. O eskidi. Bunun pantolonundan da iyi kaleci şortu olur. Peki sessizce kes hadi.
İşe geç kalacaksın. Ben işe gitmek istemiyorum. Ben zengin olmak istiyorum. Ulan manyak! İşe gitmeden zengin olunur mu? Sabancı bile işine gidiyor. Sen kimsin? Bitli. Git başımdan anne ya. Aman iyi iyi. Duygulu köpek. Ulan yazıklar olsun be. Bir nöbeti bile tutamadım. Ne bileyim, uyuyup kalmışım işte. Ulan insan düşman taarruzunun beklendiği gece uyuyup kalır mı? Merak etme. Gece uyurken ayaklarını birbirine bağlamıştım onların. Eğer uyansalardı birbirlerine takılıp düşeceklerdi. Dobraya utro. Tamam ya, doğru söylemişim. Dobraya utro günaydın demek. Peki siz niye gülüyorsunuz? Sana. Gel aynaya da kendine bak biraz. Ah saçlarım. Artık hiçbir şampuan reklamında oynayamaz. Kim yaptı saçlarımı? Kim? Kim gezdi saçlarımı? Bir de benim pantolonumu gezmiş. Bankalı birisi pantolonumu gezmiş. Kabahat sende. Bu evde insan pantolonunu orta yerde bırakır mı hiç? Benim bütün pantolonlarım kesilip kaliş şortu yapıldı bu evde. Aylardır tek kalan pantolonumu kesmesinler diye pantolonla yatıp kalkıyorum ben. Fakat mesasız ne yaparım? Esas pantolonsuz ne yaparım ben? Bugün bizi Rusya'ya götürecek şirkete gidip imzalar atmam gerek. Vallahi benimkiler de sana olmaz be koçum. Senin pantolonun yok mu İsmail abi? Hayır, hepsini kestiler. Bir tek bu üzerindeki var, o da sana olmaz zaten. Ne yapacağız şimdi? Pantolonsuz sokağa çıkamam ki ben. Yerine biz imza atalım. Olmaz, benim gitmem lazım. Al bunu giy. Bizim oğlan bugün işe gitmeyecekmiş. Durumunu anlatırsın. Böyle donda dolaşmak da ayıp oluyor zaten. Sağ ol birader. Gir gir. Bu hayvanın kafasını ver ufaklık. Ayandım anam! Gidin sokakta oynayın lan! Sana ne be? Bırak oynasın çocuklar. Yandım anam! İşe işe çabuk işe! Peki İsmail abi. Hop hop hop! Hop. Herkesin gözü önünde değil lan. Git tuvalette işe! Hadi bakalım, ördek geliyor. Kanguru. Her neyse, etrafta hayvanseverler yoktur inşallah. Şşt, çapkın delikanlı. Bana mı dediniz? Nasıl da biliyor kendini. Bak aslanım, bu kadar çok zamparalık adama yaramaz, tamam mı? Canım çok zampara değilimdir ben, herkes kadar işte. Bu mahallede zamparalara biz ne yaparız biliyor musun? Hayır, ben buraya yeni geldim. Biliyoruz, bu yüzden de bir hoş geldin dayağı atarım. Durun bir dakika, bir şey yapmadım ben. Daha ne yapacaksın lan it? Sen yapacağını yaptın aslında. Şimdi de sıra bizde. Vurun şuna. Acımayın. Ya evde çoluk çocuk var. Ne bunlar böyle? Ayıptır be. Bunlar çocuk değil canavar. Beni ateş bastı, biraz balkona çıkayım be. Bak evlat, elindeki sapanla tam şu balkon kapısına nişan al. Evde soğuktan tir tir titriyorlarmış zaten. Bu cam kırıldı mı dayanamaz, evimi boşaltır bunlar. Hadi göreyim seni. Şu balkon camını uçuruver hadi bakalım. Peki hacı amca. Sonra da vurmaya başladılar. Neden dayak yediğimi bile anlamadım. Bir fırsatını bulunca kaçtım. Sonra tam eve girerken keçi ayağıma toz attı. Şimdi bu ayağımın üstüne de basamıyorum. Bay namussuzlar. Hayallerinizden kırılsın. Neden bize saldırıyorlar anlamıyorum. Ben anlıyorum aslında ama bence kan davalarımız bizim izimizi buldular. Sizi de bizden sanıp zarar veriyorlar. Ama gene de iyi atlattınız çocuklar. Yoksa çok fena yapar bizim kan davalarımız adamı. Öldürüyorlar mı? Öldürseler gene iyi. Kesiyorlar insanı. Hem de en hassas yerinden. Canım, nereden çıkartıyorsun bu kan davası hikayelerini? Hadi çocuklar, inanmayın siz ona. Bu sabah tatsız şeyler yaşadınız. Yemek yiyin bari hadi. Sana çorba koydum Selam. Sağ ol yenge. Ya bana yemek yedirmiyorlar yenge. Bitirdiler çorbamı. Aman yiyeceğim de ne olacak? Rus karıları zayıf erkek sever zaten. Ama aç kaldım ben. Elimde bir tek bu ekmek kaldı. Ekmek de gitti.
Gider tabii. Bu evde ekmek aslanın ağzında oğlum. Bizim çocukların. Aa, elektrik! Ya korkmayın. Elektriği ilk defa mı görüyorsunuz? Ama çocuğun elindeki kabloya bize değer. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Alın şu çocuğu başımdan. Baba bak bunu amcaların çantasından bulduk. Ver bakayım oğlum bana. Sizin gibi kenarlar sizi. Bu ne bu? Çoluk çocuğun arasına bu dergiler konmaz ki birader. Ya çantaları karıştıran çocuklarına bir şeyler söylesene. Bana bakın siz de onu çantaya koyun çabuk. Bunu da koyalım mı? Ah benim pasaportumun sende ne işi var? Bunu da çantanı karıştırırken buldum. Pasaportum gitmiş pasaportum. Ya ne yaygara yapıyorsun? Çocuk bu. Ne anlar pasaporttan? İçinde $1000 vardı. O da yok. Biz onu yaktık amca. Eyvah. Pasaport yok. Para yok. Şimdi biz nasıl gideceğiz Rusya'ya? Gitmeye ne gerek var? Kalırsınız burada istediğiniz kadar. Aa tabii tabii. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz burada. Bu evde kalmak mı? Allah korusun. Allah korusun. Yürüyün gidiyoruz. Hemen. Hadi gidelim. Eyvallah. Gördünüz mü? Amcalar sizin yüzünüzden gidiyorlar. Ya kalsaydınız birkaç gün daha. İyi ki gittiler. Vallahi bütün huzurum kaçmıştı. Onu zaten çok kıskanıyorum. Ben böyle huzursuz yaşayamıyorum Memnun. Fıskiye işini bir karara vardırmam lazım artık. Ne yapacaksın? Fıskiye kabul ederse onunla evlenmek istiyorum. Bilmem, kendine sor. Kapı gibi kız. Raporu bile var. Bakire raporu mu? Hayır, deli raporu.